Evet bu yeni bölümde İstanbul Kültür Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Dekanı Profesör Doktor Sayın Hacı Ömer Karpuz'a soruyu sorduk. Fen Edebiyat Fakültesi hakkında merak edilenleri yanıtlar mısınız? Gençler tercih yapacak, doğru tercih yapsınlar. Fen Edebiyat Fakültesi 6 bölümden oluşuyor. İngiliz Dili ve Edebiyatı, Fizik, Psikoloji, Matematik ve bilgisayar bölümü, moleküler biyoloji ve genetik bölümü, Türk dili ve edebiyatı bölümlerinden oluşuyor. Üniversitemiz 2002 yılında e, faaliyete geçmiş e, ve bölümlerimiz e, şu anda Türkiye'nin ihtiyacı olan e, yetişmiş e, elemanları lisans düzeyinde ve buna bağlı olarak lisans üstü yüksek lisans ve Doktora düzeylerinde eğitim e, veren e, kendi alanlarında e, akademik anlamda e, bilimsel anlamda yetkin e, oldukça verimli e, çalışmalar yapan öğretim elemanlarından, öğretim üyelerinden oluşan e, kadrolarla e, götürüyoruz. E, temel bilimler e, eğitim fakültesinin, tıp fakültesinin e, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesinin, Mühendislik Fakültesinin e, temel bilgilerinin ele alındığı, incelendiği, işlendiği bilimler olması bakımından e, oldukça önemli ve e, bilimlerimiz e, bu e, fakültelerde tıp fakültesi yoktur. Şu anda Sağlık Bilimleri Fakültesi var ama temel dersleri yürütmek bakımından önemli bir işlevi yüklenmiş durumda öğrencilerimizle öğretim üyelerinin ilişkileri bakımından gerçekten bir taraftan fen bilimlerinin en önemli iki alanı olan matematik ve moleküler biyoloji ki fizikte bir zamanlar bu görevini hakkıyla yapmış. buna ek olarak sosyal bilimlerin gene önemli alanlarından psikoloji, İngiliz dili ve edebiyatı ve Türk dili edebiyatı bir yandan dil ve edebiyatla ilgili ihtiyaçları temin ederken bir taraftan üstün düşünce e, faaliyetlerini ortaya koymak. Entelektüel e, birikimimizi e, gelecek nesillere aktarmak için e, genç nesilleri yetiştirme göreviyle e, bir e, faaliyet içindeyiz. Üniversitemizde 54 yüksek lisans ve 11 doktora programının 3 tane doktora programı bize ait. E, pedagogik formasyon eee eğitimini veriyoruz her yıl. Şu anda bizim geçen yılki öğrencilerimiz Mayıs ayı itibariyle aldılar. Önümüzdeki dönemde de kontenjanlar belirlenip her yıl pedagogik formasyon eğitimi alıyoruz. Öğrencilerin merak ettiği hususlar bunlar. Kariyer olanakları açısından belki söylemek gerekirse hem öğrencilerin dersleri esnasında öğretim üyelerinin yönlendirmesi veya birikimlerini aktarmasıyla bağlı olarak düşünülebilir. Staj bazı bölümlerde, her bölümde gerçi staj yok ama staj imkanları bularak onların gelişimi sağlanmaya çalışılıyor. Kültürel aktivite ya da bilimsel aktiviteler bakımından da bizim bölümlerimiz oldukça verimli çalışan bölümler. Evet, İstanbul Kültür Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Dekanı Profesör Doktor Sayın Hacı Ömer Karpuz'a teşekkür ediyoruz.